Merhaba arkadaşlar, bu video karışımların ayrılmasına son videomuz ve bu video içerisinde kaynama sıcaklıkları farkıyla karışımların ayrılmasından bahsedeceğiz. Dolayısıyla neler öğreneceksiniz? Kaynama sıcaklıkları farkından yararlanılarak karışımların ayrılmasında hangi yöntemleri kullanıyoruz ve bu yöntemlerle hangi tür karışımları ayırıyoruz bunları öğreneceksiniz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi arkadaşlar kaynama sıcaklıkları farkı ile karışımların ayrılmasında iki tane yöntem uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi damıtma yani destilasyon, ikincisi de ayrımsal damıtma olacak. Sırasıyla bu yöntemler nasıl uygulanıyor? Hangi karışımlara uygulanıyor? Hadi gelin birlikte bakalım. Evet, ilk arkadaşlar yöntemimiz damıtma ya da destilasyon. Şimdi burada der ki birlikte bakalım. Katı sıvı homojen karışımlarda Karışımdaki sıvının kaynatılıp sonra soğutularak yoğunlaştırılmasına damıtma ya da destilasyon diyoruz. Hatta buna arkadaşlar basit damıtma da denilebilir. Bazı kitaplarda böyle kullanılıyor. Yani bizim elimizde katı sıvı homojen bir karışım olabilir olacak. Nedir bu? Tuzu su olabilir, şekerli su olabilir. İşte çamaşır so e sodası su olabilir. Katı sıvı da çözülecek. Bu tür karışımları ayırmak için damıtma yöntemini kullanıyoruz. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi elimizde diyelim ki arkadaşlar tuzlu su karışımı var ve siz bu karışımdan sadece tuzu almak istiyorsunuz. Tuz alınmak istenirse ne yaparsınız diye sorduğumda ay sığma şuraya aldım. Buharlaştırma dediğinizi duyar gibiyim. Yani böyle bir durumda buharlaştırma işlemini yaparsınız. Buharlaştırma işleminde yapılan şey şudur, su direkt sıvı halden gaz hale geçirilir ve gaz halde kaptan uzaklaşır. Siz de böylece tuzu almış olursunuz. Ama eğer tuzlu suyun ayrıştırılması diyorsak, bu durumda arkadaşlar hem tuzu hem de suyu, karışımdan ayırmak durumundasınız. İşte bu tür bir durumda uyguladığımız işlemin adı damıtma, destilasyon ya da basit damıtmadır. Yani biz bir kapta tuzu toplayacağız, bir kapta suyu toplayacağız. Burada yapılan işlemde su önce sıvı halden gaz haline geçirilecek, sonrasında tekrar sıvılaştırılacak ve ayrı bir kap içerisinde toplanacak. Tuzumuz da başka bir kapta kalacak. Böylece karışım ayırmış olacağız. Yani eğer suyu buharlaştırırsanız kaybedersiniz ama damıtma yaparsanız sıvıyı da karışımdan ayrı bir kaba ayırmış olursunuz. Gelin önce bir e, damıtma sistemini tanıyalım. Arkasından da bir video ile nasıl çalıştığını izleyeceğiz ama. Arkadaşlar şurada sistemde şu gördüğünüz ısıtma balonudur. Isıtma balonunun içerisine ayırmak istediğimiz karışımı koyuyoruz. Tuzlu su, şekerli su vesaire. Sonra bunu ısıtmaya başlıyoruz. Isıtmaya başladığımızda buharlaşan su, şurada bir termometre vardır. Şuradaki cam bölüme geldi. Bu cam bölümün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz sistem iki tane iç içe geçmiş cam borudan oluşur aslında. Şöyle çizeyim. Çok da çirkin çizerim ama artık katlanacaksınız. Şöyle. Birincisi şurada gördüğünüz o buharın geçeceği cam tüptür. Yani şurası. Nokta nokta buharlarımız geldi. İkincisi de bakınız şurada bir soğuk su girişi var. Bu borular soğutucudur. Şu turuncu ile gördükleriniz. Buradan soğuk su verilir. Ve bu soğuk su su buharının geçtiği cam tüpün dışındadır. Dolayısıyla soğuk su akışı sürekli sağlandıkça yapılan işlem buradan geçen buharın Soğutularak tekrar sıvılaşmasıdır. O yüzden buharımız şuradan geçerken tekrar yoğunlaşır ve toplama kabının içerisine gelir. Toplama kabının içerisindeki bu maddeye destilat adını veriyoruz. Su buharı buraya geçti. Tuz nerede kaldı? Isıtma kabımızın ya da ısıtma balonumuzun içinde kaldı. Böylece tuz ve su birbirinden ayrılmış olur. Yeni bir de damıtma işlemini videoyla izleyelim. Bakın burada basit damıtma işlemi uygulanıyor. Şurada gördüğünüz katı sıvı homojen bir karışım. Ve bu karışım ısıtıldığında buharlaşan su şu tüpten geçip buraya geliyor. Bakın içte ince tüpümüz var. Buharın geçtiği. Onun dışında da soğuk su borularının geçtiği yer var. Hatta şu siyah borularla da aslında soğuk su veriliyor. Buhar buradan geldi. Burada gaz haline geçerken soğutulup yoğunlaştırıldı. Sıvı hale geldi. Ve sıvı halde Toplama kabının içerisinde destilat toplanıyor. Bakın şurada suyu göreceksiniz. Tamamını izlese idik. Şurada da katının kaldığını görecektik. İşte bu sisteme e, damıtma, destilasyon ya da basit damıtma işlemi deniyor. Bu buharlaştırma ve damıtma farkına bir daha bakmak isterim arkadaşlar sizlerle. Burada iki tane karışımımız var. Bu karışımları ayırmak istiyoruz diyelim ki. Şimdi bakınız buradaki karışımım naftalin ve şeker. Bunları ayırmak istiyorum. Naftalin suda çözünmeyen, şeker ise suda çözünen bir katıdır. O zaman şöyle yapayım. Ben bunları suya ekleyeyim. Suya ekledim. Nasıl bir şey olacak? Şeker suda çözündüğü için şekerli su ve bir de içinde çözünmeyen naftalin parçacıkları olacak. Sonra ne yaparım? Süzebilirim. Süzme yöntemiyle naftalini karışımdan ayırmış oluruz. Naftalini aldık. Şimdi kaldı elimde şekerli su. Ama ben bu karışımı ayırırken naftalin ve şekeri almak istiyorum. Suyu ben ekledim zaten. İşte böyle bir durumda suyu siz eklediyseniz buharlaştırma yaparsınız. Su gitsin umurunda değil. Buharlaştırarak da şekeri almış oluruz. Naftalin ve şeker ayrılmış olur. Ama diğer taraftan diyelim ki naftalin şeker su karışım var. Yani şu haliyle almış oldunuz. İlk olarak süzdüğümde evet naftalin aldım. Ama bu karışımı ayırmak demek 3 ayrı kapta naftalin, şeker ve suyu ayrı ayrı toplamak demektir. O yüzden burada suyu kaybedemezsiniz. İşte karışımda su da olduğu durumda yapacağım işlem damıtma olur. Damıtmayla da şekerli sudan şeker ve suyu ayrıştırmış olurum. Dolayısıyla 3 maddeyi de karışımdan almış olurum ayrı ayrı. Ee, son olarak damıtma, basit damıtma ya da destilasyonla hangi karışımlar ayırabiliriz dersek katı sıvı homojen karışımları ayırabiliyoruz demiştik. Tuzlu su buna örnek olarak verilebilir. Şekerli su buna örnek olarak verebiliriz. Ee, i̇şte çamaşır sodası su olabilir. Bu karışımlar aynı zamanda hatırlayınız kristallendirme yöntemiyle de ayrılabilirdi. Yani aslında biz Katı sıvı homojen karışımları ayırırken kristallendirme de kullanabiliriz. Lendirme. Ya da basit damıtma, damıtma ya da destilasyon yöntemi de kullanabiliriz. Arkadaşlar kaynama sıcaklığı farkıyla karışımların ayrılmasının ikinci yöntemimiz, kullandığımız ikinci yöntem ayrımsal damıtma. Ayrımsal damıtmayı sıvı sıvı homojen karışımlara uyguluyoruz. Ama karışımımızın sıvı sıvı ve homojen olması yetmiyor. Bir de karışımdaki maddelerin kaynama sıcaklıklarının farklı olmasını bekliyoruz. Örneğin alkol su karışımı ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrıştırılabilecek bir karışımdır. Yani elimizde sıvı sıvı homojen karışım olacak. Bileşenlerin kaynama sıcaklıkları farklı olacak. Bu karışımı ayırmak için uyguladığımız yöntem ayrımsal damıtma diyoruz. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Bakın iki yöntemden bahsettik. Bir tanesi damıtma, basit damıtma ya da destilasyon. İkincisi ayrımsal damıtma idi. Bunların farkları önemlidir. Damıtma dediğimiz zaman bunu katı sıvı homojen karışımı uyguluyoruz. Ayrımsal damıtma dediğimizde ise sıvı sıvı homojen karışımı uyguluyoruz. Lütfen bu farka da dikkat ediniz örnekleri yaparken. Gelin bir de ayrımsal damıtma sistemine bakalım. Aslında basit damıtmaya benziyor ama ufak da bir fark var. Aynı şey. Bakınız şurada arkadaşlar ısıtma balonu vardır. Yine ısıtma balonunun içerisine ayırmak istediğimiz karışımı koyacağız. Diyelim ki biz alkol su karışımını ayırmak istiyoruz. Kabın içerisine koyduk. Alkolün kaynama noktası 78 derece, suyun da 100 derece olsun. Isıtmaya başladık. Ne olacaktır? Önce kaynama noktası küçük olan alkol buharlaşacak. Dolayısıyla buradan çıkan alkol buharı bu cam tüp üzerinden yine bizim ayırmak istediğimiz cam boruların içerisine gelecek. Burada soğutularak sıvı hale gelecek ve burada da sıvı halde toplanacak. Çok güzel. Ama sorun şu. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Yani biz 78 derecede alkol kaynıyor, alkol buharı diğer kaba geçiyor, toplanıyor diyoruz ama bu esnada su da buharlaşıyor. Dolayısıyla su ile, alkol birlikte buradan geçen su buharları da var. Onu ayırmam lazım. İşte bunu sağlamak için arkadaşlar bu sistemde şurada cam bir boru görüyorsunuz. Buna fraksiyon kolonu denir. Fraksiyon kolonunun işlevi şudur arkadaşlar kolonu. Şimdi alkol buharlaşmaya başladı. Yukarı doğru çıkıyor. Evet, su da her sıcaklıkta buharlaştığı için su da buharlaşıyor. Ama baktığımızda alkolün tanecikleri arası çekim kuvveti azdır. Kaynama noktası düşük. Suyun tanecikleri arası çekim kuvveti fazladır. Kaynama noktası yüksek. Bu fraksiyon kolonunda şurada gördüğünüz şeyler arkadaşlar cam yüzeylerdir. Cam kırıkları vardır bunun içerisinde. Dolayısıyla alkol kaynama noktası düşük olduğu ve çekim az olduğu için bu cam tüpten geçip diğer kapta sıvı halde toplanabilir. Ancak su molekülleri arasındaki çekim kuvveti fazla olduğu için bu cam tüpten geçerken o soğuk cam yüzeylere çarparak yoğunlaşır ve su molekülleri tekrardan ısıtma balonunun içerisine döner. Tabii, tabi ki hepsini döndürüp de saf alkol elde ettiğimizden bahsetmiyoruz ama olabildiğince saf halde diğer tarafta alkol toplanır. Yani fraksiyon kolonunun işlevi kaynama noktası küçük olan sıvı kaynayıp diğer kaba geçerken kaynama noktası büyük olan sıvıyı tekrardan yoğunlaştırıp karışımın içerisine göndermektir. Ayrımsal damıtma arkadaşlar sıvı sıvı homojen karışımlar uygulanıyor. En basit örneği, en klasik örneği alkol su karışımıdır ama en önemli örneği de sanayide çünkü petrolün damıtılmasında kullanılır. Petrolün damıtılmasıdır. Bunu bileceksiniz. Petrol, ham petrol arkadaşlar yapısında kaynama noktası farklı birçok maddeyi barındırıyor. Ve petrol şu şekilde gördüğünüz ayırma kulelerinde ısıtılmaya başlanıyor. Şurada bir sürü bölmeler vardır. Bu bölme aralıklarının sıcaklıkları birbirinden farklı. Mesela asfalt, e, yağlama maddeleri, dizel yakıtı, jet yakıtı, benzin bunların hepsi petrolün bileşenleridir. Ve bu maddeler kaynama noktaları farkıyla e, damıtma kulelerinde ayrıştırılır. Yani petrolün damıtılması dendiği anda sizin aklınıza gelecek olan ayrımsal damıtma yönteminin uygulandığı ve petrolün bileşenlerine ayrıldığıdır. Buraya son bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi zeytinyağı su karışımı. Sıvı sıvı heterojen bir karışımdı ve biz sıvı sıvı heterojen karışımları ayırırken ayırma hunisi kullanacağımızdan kullanacağımızı söyledik. Yoğunlukları farkından. Alkol su karışımı sıvı sıvı homojen bir karışım. Bunları kaynama noktaları farkıyla yani ayrımsal damıtma yöntemiyle ayırabileceğimizi söyledik. Çok güzel. Şimdi şu aklınıza gelebilir. Sıvı sıvı heterojen karışımları da ayrımsal damıtmayla ayıramaz mıyım? Evet ayırabilirsiniz. Ama burada biz karışımın türüne göre en uygun olan yöntemden bahsediyoruz. Eğer elinizde sıvı sıvı bir karışım varsa ve bu karışım heterojense yoğunlukları farklıysa bileşenlerinin bu durumda ayırma hunisi en uygun yöntemdir. Bunu söylemelisiniz. Eğer elinizde sıvı sıvı homojen bir karışım varsa, kaynama noktaları farklıysa ayrımsal damıtma yöntemiyle ayıracağınızı söylemelisiniz. Evet arkadaşlar bu video ile karışımların ayrılmasını bitirmiş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere.